Evet sevgili izleyiciler, bugün bildiğiniz gibi İlküvez'deyiz, İlküvez'de geziyoruz. Araştırdığımızda, sorduğumuzda Kapılı Şelalesi dedikleri yer aslında burası olarak biliniyor. Saadet Değirmeni'nin olduğu yer, mıntıka. Gördüğünüz gibi bugün biz Kapılı geniş bir araziye sahip bir yer. Çekimleri yaparak sizlere getirdik. Şimdi çekim yapmış olduğumuz şelalelerle bu Kapılı Şelalesi'ndeki aradaki farkı siz artık söyleyebilirsiniz. Niye burası meşhur gibi gözüküyor? Kapılı Şelalesi niye burası dediğimizde? Çünkü buraya ulaşım sağlanabiliyor. Aracınızla buraya gelebiliyorsunuz. O yüzden burası hemen gözünüze çarpıyor. Fakat biz bugün Ahmet Bülükbaş'la birlikte 4 saate yakındır çekimler yapıyoruz. Kapılı'daki şelaleleri sizlere aktarıyoruz. Asıl doğa manzaralı şelaleleri tabii ki bize göre aşağıda bulunan yaya gidilen şelaleler. Tabii turist olarak buraya geldiğinizde siz buraları nasıl bileceksiniz? Bunun için de mutlaka yanınızda bir rehber olmak gerekiyor. Ben şimdi bugün bana rehberlik eden sayın abim var yanımda. Onu sizlerle tanıştırmak istiyorum. İlküvez'e geldiğinizde mutlaka bu abimiz. Evet sayın abim, sizi önce bir tanıyalım kısaca. Abi ben İlküvez Taşkesir Mahallesi'nden Ramazan Karayiğit. Çekimdeyiz şu anda. Evet. Kapılı Köyü. Şöyle ekrana bakalım. Yani İlküvez'e geldiklerinde bu şelaleleri gezmek istediklerinde sizi İlküvez'de nasıl bulacaklar? Abi, nasıl abi İlküvez'e geldiğin zaman benim bir lakabım var. Limit amca dediğin zaman, limit dedikleri zaman beni bulurlar. Evet, limit amcayı bulacaksınız. Heh, o zaman ben bunlara rehberlik yaparım. Çünkü buraya geldiğinizde hakikaten sadece yol üzerindeki şelale bu. Ama ve lakin doğanın içinde bir şelale arıyorsanız, doğayla baş başa kalmak istiyorsanız diğer şelaleleri görmek lazım diyorum. Siz ne diyorsunuz? Evet, doğrudur abi.